Mesela dişe yine dönecek olursak herkes genelde birçok hani bilmeyen kişi benden başta öyle biliyordum. Dişlerin her bir dişin çene kemiklerine saplı halde, tutturulmuş halde olduğunu biliyordum ben. İnsanlar genelde öyle zannediyor. Halbuki diş oluşurken adeta bir bitkinin tohumu gibi içerisinde böyle katman katman olan ve her bir katmanın da ayrı bir özelliği olacak şekilde yani bir tomurcuk zaten yani diş tomurcuğu diye geçiyor en Doğru. başta. Oradan gelişip büyüyerek deriyi üst taraftan yırtarak belli bir mesafeye kadar yükselen bir bitki gibi diş gelişiyor. Dibinde kökünde de aslında çeneye kemikle temas etmiyor. Değil mi hocam? O konuyla aslında biraz detay Mesela, alabilirsek. tabii siz gerçekten konuya çok vakıf olarak bir hazırlık Estağfurullah. yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi yani biraz önce verdiğiniz o bilim adamından örnekle hareket edecek olursak aslında bilim adamları var olan bir şeyden yaptıkları araştırmalarla, Ar-Ge çalışmalarıyla var olanı tespit ediyorlar ve bir takım unvanlar alıyorlar işte doçent, profesör vesaire hatta ödüller alıyorlar işte Nobel ödülleri vesaire gibi. Bunlar aslında bir şey yoktan var etmiyorlar. Evet. Yoktan var edilmiş, var olan bir şeyi bulup ortaya çıkardıkları için bu büyük unvanları kazanıyorlar. Nobel ödülü alıyorlar Nobel vesaire. ödülü falan alıyorlar. Aslında gerçek manada esas yaratıcı olan Allah Celle Celaluhu, o bunu halketmiş, yaratmış. Biz o yaratılmış olan, o mükemmel varlık üzerinde bilmediğimiz bir şeyi bilecek hale geldiğimizde çok büyük ödüller ve unvanlar kazanmış oluyoruz. Ya yoksa biz kendimizden bir şey yapmış da değiliz. Dolayısıyla bu manada baktığımız zaman hakikaten Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, Allah'ın kudretini insan görüp işte orada Allahu Ekber deyip yani bir yerde Allah'ın büyüklüğü karşısında kendi acizliğini, küçüklüğünü hissetmesi lazım. Gerçek ilim budur. Şimdi gelen diş konusuna, tabii siz oraya çok güzel temas ettiniz. Şimdi dişlerin tabii sürmesi ile alakalı birkaç teori var. İşte çene kemiği içerisinde sizin de dediğiniz gibi diş tomurcukları oluyor. Önce süt dişleri oluyor 20 tane. Alt üst 10'ar Evet. tane de 20 tane. Sonra bu 20 tane dişin altında 20 tane diş tomurcuğu oluyor. Onların yerine daimi dişler olarak onlar çıkıyorlar. Onların arkasında da 6 yaşında, 12 yaşında ve 20 yaşından çıkan ama onların üzerinde süt dişi yoktur. Dişlerin tekrar tomurcukları oluyor ve bunlar günü geldiği zaman, zamanı geldiğinde herkes kendisi diş kavisindeki yerini alıyorlar. Şimdi hepsi de sırasını biliyor. Hiç kimse diğerinin sırasına tecavüz etmiyor yani. Evet. Burada da bir düzen var. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ay ve güneş arasında hani eşşemsü vel kamer bi husban diyor. Güneş ve ay bir hesap üzerine halkettim diyor, halkedilmiştir diyor. Ve Evet. orada bir hesap varsa, bir mühendislik ilmi varsa burada da var aslında. Dolayısıyla dişler bu şekilde sürüyorlar. Ha bunu biz bir takım bilim adamları bir takım teorilerle izah etmeye çalışıyor. İşte her bir teori kendine göre izah ediyor. Diş şundan dolayı sürüyor şeklinde ifade ediyorlar. Sizin ifade ettiğiniz gibi kök gelişimi oldukça diş oklüzal dediğimiz ağız içine doğru yükselmeye başlar. Yükselir yükselir ve bir noktada bu arada üzerindeki süt dişinin kökü de eriyor, rezorbe oluyor. O düşüyor, onun yerine o geliyor. Yani biri gidiyor, öbürü gelmiş oluyor. Son Sırayla. derece mükemmel bir sistem. Tabii bu sistemi biz bozduğumuz zaman, o sistemde bir takım problemler ortaya çıktığı zaman, işte bizler ortodontistler olarak ona müdahale edip eski bozulmuş olan sistemi normale getirmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız da bu. Yoksa farklı bir şey yapmış değiliz. Şimdi oradaki o dişin sürmesiyle alakalı hakikaten o teoriler sadece teori. Onu açıklamaya çalışan şeyler ama gerçek manada tam bir açıklama da bugüne kadar yapılmış değil Değil, açıkçası. evet. Hani tomurcuğun üzerinde gubernaculum dentis denilen bir tabak oluşuyor ve o rehberlik ediyor ve o rehberlik sayesinde diş de yavaş yavaş mukozaya doğru yükseliyor ve neticede mukozayı açarak diş ağızdaki yerini almış oluyor şeklinde ifade ediliyor ve bu arada kökler de gelişmiş oluyor. Tabii diş sürdükten 3 yıl sonra da kökü kapanıyor. 3 yıl içerisinde kapanmış oluyor. Şimdi bunlar tabii bizim sadece oradaki var olanı bildiğimiz, tespit ettiğimiz bilgiler. Ama biz kendimizden bir şey yapmış değiliz. Tabii burada bu açıklamayı yaptıktan sonra yani bir şey olarak dişlerin sürmesinin yanında
Dişlerin eksik olması, fazla olması da zaman zaman görülebiliyor. Normalde diş eksikliği anomalileri de var. Artı dişler de var, fazladan olan dişler de var. Bunlar da bir takım genetik faktörler oluşabilen anomalilerdir. Biz onları tedavi ederek düzeltmeye çalışıyoruz ki işte Allah'ın yaratmış olduğu o düzgün dişlerin yerlerine gelmesine yardımcı olmak. Bizim yaptığımız şey şu. Tabii dişin üzerine gelen kuvvetlerden bahsettiniz evet. Siz biraz önce. Tabii dişler minne tabakası olarak kendisi çok sağlam olduğu gibi dişler alveol kemiği veya çene kemiği içerisinde de biraz önce sizin dediğiniz gibi saplanmış gibi de ben hep onu şöyle anlatırdım öğrencilere derste. Yani bir diş bir çivinin tahtaya çakılı olduğu gibi çene kemiği içinde çakılı duran bir değildir. Şey bir çivi şeklindeki bir organ değildir. Diş ile çene kemiği arasında, alveol arasında periyodontal ligamentler adını verdiğimiz ligamentler var. Onlar adeta bir amortisör vazifesi görürler. Maşallah. Çiğneme esnasında dişlerin üzerine gelen kuvvetleri o ligamentler aracılığıyla alveole ve çene kemiğine iletirler. Ve çene kemiğinde de Mayer ve Kulman adlı iki mühendisin yapmış olduğu çalışma sonucunda tespit etmişler. Kemikteki trabeküler düzen öylesine mükemmel dizilmiş ki o gelen kuvvetler o kuvvet çizgileri aracılığıyla o çene kemiğinde bir çizgi yok ama trabeküler düzenin dizilişi o bir çizgi halinde o kuvveti tamamen elimine ediyor ve insanlar hiçbir şey hissetmiyor. Bir dişin üzerine gelen kuvvetin ortalama yani 250 ile 300 kilogram arasında olduğunu herhalde düşünürsek çok büyük bir kuvvet olduğu ortadadır. Hatta ben bu anlaşılsın diye bazen yine derste öğrencilere şöyle anlattırdım. Mandibülayı çıkarsak şöyle ortaya koysak. Alt çeneyi. Yani mandibula diyoruz. Üzerine de 300 kilogram ya 200 kilogramlık bir yük koysak herhalde ufanır. Evet. O kadar yükü taşıyamaz yani. Ama insan çiğnerken bu kadar kuvveti farkında olmadan o kuvvet çizgileri aracılığıyla bütün organizmaya yaymış oluyor. Ve dolayısıyla biz hiç farkında dahi olmuyoruz. İşte bu da oradaki mühendislik ilmini evet. gösteriyor. Ha bunu kim bulmuş? Mayer ve Kulman adlı iki mühendis araştırmış, bulmuşlar. Ve onların adları verilmiş. Halbuki orada var olan bir şeyi bulmuşlar. Kendileri bunu icat etmemişler. Dolayısıyla biz buradan baktığımızda Allah'ın kudretini, gücünü, ilmini, iradesini evet. ve ne kadar mükemmel yaratmış olduğunu görüyoruz. Ve işte onun karşısında bu ilim bize Allah'a inancımızı artırmış oluyor. Ve onun karşısında aczimizi de görmüş oluyoruz. Tabii ki ona karşı da tabii şükrümüzü de ifade etmeye gayret ediyoruz. Maşallah etmemiz hocam. Lazım yani. Tabii inşallah. Kısaca böyle konuştuklarımızdaki bilimsel özellikle hassas noktaları bir özetleyecek olursak Mine tabakası dünyada elmastan sonraki en sert tabaka. Doğru. Bunu sağlayan embriyo gelişiminde hücreler akıl tecellisi göstererek ben diyor diş dokusunu oluşturacağım deyip bir grup hücre bir araya geliyor ve özellikle kalsiyum elementini çok alıyor ve içindeki özel proteinlerle birçok bu konuda teori var ama net ortaya bu etmenler olmuş diye de söylenemiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çok sert bir tabak olan mine tabakasını ama sadece diş dokusunun en üst kısmında oluşturuyor. Bunu oluşturan hücreler de oluşturduktan sonra yok oluyor. Ömür boyunca da insan o diş dokusunun baştan oluşmuş haliyle yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla tam ve eksiksiz bir şekilde baştan oluştu. Oluşamazsa eğer mine tabakası ondan sonra vücut ona müdahale edecek bir hücre kalmıyor. Ortadan yok oluyor. Yapan mühendis görevinden ayrılıyor. Yok oluyor yani. Aynı şekilde eğer dizilim o bulunan kuvvet çizgisinin üzerindeki diş dizilimleri yanlış bir şekilde dizilim olsa ki dişteki çeşitli bozukluklar, yanlış dizilimler sonunda rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve ortodonti bölümü ve birçok diğer diş ilimli bölümleri bunun üzerine zaten düzeltmek evet. üzerine kurulmuş vaziyette. Onun da tam ve eksiksiz bir şekilde dizilmiş olması lazım. Diş dediğimiz organ sindirim sisteminin ilk başlangıcı ağız. Eğer ağızda bu anlatılanlardan herhangi birisinde bir eksiklik olursa o zaman sindirim yapılamamış veya çok büyük oranda sekteye uğramış oluyor. O da organizmanın artık yaşayamayacağı manasına geliyor. Ve dolayısıyla
en başından beri bir üstün ilim ve akılla biz buradaki bu projenin öyle anlaşılsın diye anlatalım. İşte Allah'ın tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur ama biz anlaşılsın diye öyle anlatalım. Bu projedeki bu tasarımın mükemmeliyeti ancak bu çizgide olursa o zaman canlı yaşayabiliyor. Hatta Mine dokusu diyoruz özellikle çünkü çok sert bir doku. Oksijenle reaksiyona girmediği için hatta yakılamıyor da, yanmıyor da. Elmastan sonraki en sert doku, muazzam sağlam bir tabaka. Ancak bu tabaka sadece dişin diş etinden üst kısmında var. Yani hocam program öncesinde ifade ettiğiniz gibi. Aynı tabaka, aynı hücreler oluşturuyor. Fakat neden tam da çıkacağı yerin sınırı yani diş etinin altına doğru mine tabakası oluşmuyor? Yani orada da kalsiyum var. Ama o kadar sert bir yapı oluşturmuyor. Hücredeki hangi akıla biz hücreye mi bu aklı vereceğiz? Değil mi? Yani o sen dur, sen çok sert bir tabakasın. Eğer etle temas edecek bir konuma seni yerleştirirsek oraya zarar verebilirsin diyen kim? O mine tabakasını orada sınırlandıran kim? İnşallah. Burada da çok büyük iman hakikatleri var. Evet.